Bunlar yine bir atlar karıştırıyorlar. Dördünü de çağır Kerim. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Yine bir sorun mu var? Bilmiyorum komutanım. Sabah Vedat'ın annesi aradı. Vedat telefonda elveda filan demiş. Cemal'in yazdığı mektubu da okudum. O da veda saçmalıklarıyla dolu. Bunları iyice saçmalamadan ben bunları bir silkelesem iyi olacak galiba. Günaydın çocuklar. Size bir sürprizim var. Abi değerli kardeşim. Bak ben sana vurdum. Sen de bana vursana be ya. Bak naşıramadım. Hadi. Ula vur işte daha. Altı üstü bir yumruk. Ya ne oluyor ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne oldu? Benle mi yapışacak? Vursana! Ula uşağım vur işte daha. O düşün. Yoksa cennete gidemeyeceğim. Abi vur hadi vur. İnanlarım ölmek istemiyor be ya. Vur vur. Vur. Ne yapıyorsun? Rahat bırakın elime. Komutanım. Biz... Seviyorduk. Evet. Vukuatsız bir saniyeniz yok. Yürüyün çabuk. Levent işte hemen çağırıyor. Hadi. Hadi. Komutanım. Efendim. Komutanım bir şey soracağım. Komutanım hani siz intihar ettiniz ya. Şimdi nasıl bir duygu? Yani his olarak ne hissettiniz? Yani komutanım böyle ışık falan bir şey görünüyor mu? Kim intihar etmiş? Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Bir kısım yerel medyanın uydurması. Görev için gönüllü olmuşsunuz. Evet komutanım. Sabah annen aradı. Veda ediyormuş gibi konuşmuşsun. Hayırdır? Yani işte biliyorsunuz. Cemal senin de nişanlına yazdığın mektubu okudum. Ne atlar karıştırıyorsunuz siz? Komutanım işte siz de biliyorsunuz da bizi üzmemek için söylemiyorsunuz. Bana bak Gökhan. Bilmece gibi konuşmayı kes, alırım ayağımın altına. Komutanım. Biz de aslında sizle bu konu hakkında konuşmak istiyorduk. Biz çok kötü suçlar işledik komutanım. Vicdanımız rahat gitmeyeceğiz. Komutanım, komutanım mesela ben var ya komutanım her gün öğle yemekten sonra gidiyorum koğuşta uyuyorum komutanım. Ben de yemekhanede erzak depoluyorum komutanım. Allah benim cizim. Komutanım ben de her gün 3-5 kez Nizami'nin telefonundan müjdeyle konuşuyorum. Ben de bir şey itiraf etmek istiyorum komutanım. Bu kartopu devamlı sizin taklidinizi yapıyor. Ne? Yalan söylüyor. Kendi itiraflarını yapsana susak. Yeter be. Bana bakın bu soytarılığı hemen biriniz açıklasın. Yoksa o çukurlara ben gömeceğim sizi. 3-5 saatimiz kaldı. Zaten sonrasında gömeceğiniz komutanım. Bana bakın. Ya hemen ne olduğunu anlatın. Yoksa ellerimle geberteceğim sizi. Komutanım, Tosun'un kavurmalarını yiyip zehirlendik ya. Komutanım, 3 günlük ömrünüz kaldı dediler. Dedi, doktor dedi. Melek hemşire de dedi ki, yemeğin içine zehir katmışlar. Bunlar pazartesiye kadar. Allah'ım, sen bana sabır ver. Allah'ım, al şu canımı da kurtulayım şu yallardan ya.